Hacı. Ben de Ordu'da mukim, ota çöpe itiraz eden, her şeye karşı çıkan bir yurttaşım. Bu da Korgan arabası. Benim kaşar peynirim Korgan'dan geliyor. Elimde filem, tipimde bu. Arabanın bagajına gidiyorum. Bakın. Bagaja gidiyorum. Merhaba. Merhaba. İşte bu. Şimdi muhtemelen bu benimdir. Neyse bu sefer şeye gerek kalmadı. Kaşarımı aldım. Bakın. İşte kaşar. Ne oldu ya buna? Bu kaşar peynirim. Ta Korgan'dan geliyor. Hani merak ederlerdi. Şoförsüz müsünüz? İşte peynir bu abi. İşte peynir bu. Koraç kaşar peyniri. Aha ben de buyum. Aha da Korgan arabası. Aha da otogar. Şimdi bu kaşar peynirinin parasını vereceğim. Bakın. Ha bana diyorlar ya, her şeyi çok biliyorum. Çok biliyorum tabi. Korgan'dan buraya kaşar geldiğini biliyorum. Çarşamba'dan da geliyor, Trabzon'dan da geliyor. Ama niye Korgan'dan geleni alıp da Korgan'daki süt üretimini teşvik etmeyeyim ki? Şimdi geldim buraya bakın. Burada parayı bırakacağım. Burası Sağra mağazasıydı, ey gidi. Ve maalesef Sağra'mızı merhaba delikanlı. Bak. Şu Ferdal Açıcı diye bu Korgan arabasına verilecek. Bir sayar mısın? Para. He, para var içinde. 300. Tamam. Orada kimin alacağı? Minibüs şoförü alacak. Tamam. Şimdi İşin Türkçesi bu. Yani bir şeyi yaparsanız bir şeyleri bilirsiniz. Şimdi adam konuşuyor. Efendim oradan işte şuradan yok Ordu'da işsizlik var. Abi benim şimdi şu kaşarı elime alıp şu binalarda oturuyorum ben. Bu binalarda oturuyorum. Ve benim aldığım yıllardır alıyorum ben bu kaşarı. Ha 10 paket kaşar yiyebilir miyim ben ya? Vallahi billahi neredeyse haftanın bir günü, iki günü parasını veriyor bana millet. Parasını da vermiyor. Önce ben parayı veriyorum. Kaşarı alıyorum. Sonra kaşar geldi diyoruz. İhtiyacı olan arkadaş beni arıyor. Mesela torunlarım yesin diye. İki ayrı eve veriyorum. Sizin de kamuoyunun çok iyi tanıdığı birçok insan var. Onlara da diyorum kaşar bittiyse kaşar geldi. 10 paket aldım. Ve dolayısıyla hani ben Hilmi Baba'ya bazen itiraz ediyorum ya. Diyorum ki ya Korgan'da, Ayvaslı'da, şurada, burada süt mü kaldı? Süt evlerin ne durumda diyorum ya. Evet biliyorum da diyorum. Niye? Kaşar bazen geç geliyor. Niye geç geliyor diye soruyorum. Abi süt yeteri kadar hava yağdı ya da süt şu an yetersiz diyorlar. Bir de ya kardeşim benim memleketimin çocukları İstanbul'da
apartmanlarda kapıcılık diyeceğim ama ya da amelelik diyeceğim sokaklarda kimse alınıp darılmasın. Yapmasınlar. Köylerinde üretsinler. Köylerinde otursunlar. İstanbul gibi bir cehennemde yaşamak zorunda kalmasınlar. Benim aldığım bu kaşar peyniri burada en azından bir işçinin atıyorum yarım günlük yevmiyesi olabilir. Buyurun. Ama ben yarım yevmiye, sen yarım yevmiye derken ne olacak? Gayet basit abi. Olacak şey, buraya sonra uğrayayım. Eczaneden torunum için ateş gösteren şeyler var. Bebeklerin ateşlerini. İslam abi, ne yapıyorsun? Ne tesbih o? Kaçlık o? 50'lik mi? 33'lük. La 33. İhsan bilir benim ne olduğumu. Onun için gülüp bana gülüyor. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Hasreten rica ediyorum. Hepinize aynı şeyi söylüyorum. Ordu'da üretilen malzemeyi Ordu'dan alın. Ordu'daki kaşar peynirinin yıllardır biliyorum, yıllardır bu yediğim kaşar peynirinin içinde, dışında her neyse, verdiğim parayı olduğu gibi hak eden süt var, emek var. O nedenle arkadaşlar, yani yiyeceklerinizi mümkün olduğu kadar bizim kentimizden ayarlayın. Buranın çocuklarından alın. Buranın insanlarından temin edin ki çocuklarımız dışarılarda ameliyeye gitmesinler. Evet. Dolayısıyla ben şimdi peynirimi eve götüreceğim. Ha bu arada ben bunun karşılığında kimseden bir ne bir talebim var. Ne bir beklentim var, ne de bir bilmem neyim var. Hepsini siz de gördünüz. Paramı verdim, kaşar peynirlerini aldım. Şimdi bunları götüreceğim. Zaten işim de sokakta gezmek. Buyurun, işte peynir. Bakın. Al işte. Ha. Ben kaç paraya alıyorsam, herkese aynı paraya veriyoruz. O nedenle arkadaşlarım, bu peyniri Ordu'da zevkle eşe dosta götürüyorum ve bundan mutluyum. Siz de çevrenizde Ayvası'da var, Korgan'da var, sağda solda birçok yerde peynir satan yerler var. Daha doğrusu yapan yerler var. Bence siz de bakın konu komşudan bunu alın. Şimdilik canlı yayını kapatıyorum. Çünkü belde evler yıkılıyor. Artık yeşil alan olacak orası. O nedenle de biraz da sevinçliyim. Spor geziyorum bu ara. Hoşça kalın. Herkese iyi çalışmalar.